Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması kapsamında tutuklandım ve Silivri Hapishanesi'nde Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'ne sürgün edildim. 6 ay boyunca Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde kaldım. Süresiz açlık grevinin 100. gününde 25 Temmuz'da tahliye oldum. Şimdi biz bu yüksek güvenlikli hapishanelere aslında kuyu tipi hapishaneler diyoruz. Çünkü tam anlamıyla hem mimarisiyle hem de uygulamalarıyla bir kuyuyu, bir tabutu andırıyor bu hapishaneler. Esasında tek kişilik hücreler var burada. 5 adımlık hücrelere kapatıyorlar sizi. Ve sadece bir tane penceresi var bu hücrelerin. O pencerelerde de tel örgüler var. Bu tellerden parmağınız bile geçmiyor. Aslında hava bile girmiyor yani içeri. Aynı zamanda bu hücrelerin kendine ait bir havalandırması da yok. Sadece günde bir saat havalandırmaya çıkarıyorlar. Sürekli su kesintileri oluyor. Bu su kesintileri 2 gün, 3 gün sürebiliyor. Güneş vurmuyor hücreye. Yani güneşin vurmadığı, suyun akmadığı, havanın girmediği bir tabuta kapatıyorlar aslında sizi. Hapishanelerin mimari yapısı aslında böyle. Onun dışında uygulamaları da tamamen tecridi esas alan uygulamalar. Yani bizim işte benim kitabımı engellediler 6 ay boyunca, mektuplarımı engellediler, gönderdiğim mektupları engellediler, bana gelen mektupları engellediler. Bir dönem yazdığım dilekçeleri işleme sokmadılar. Hapishane savcısı hiçbir şekilde bizimle görüşmüyor, suç duyurularımıza cevap vermiyor ya da noter gibi suç duyurularını reddediyor. Bunun dışında süresiz açlık grevine başladık. Aynı hapishanede grup yorum emekçileri Rezan Şengül ve Vedat Doğan da süresiz açlık grevine başladılar. Burada HTB'nin ve diğer tabip örgütlerinin açlık grevinde günde 500 mg alınması gereken B vitamini bize kurum doktoru vermedi. Kurum doktoru Gökhan Özçelik, aynı zamanda kurum müdürü, birinci müdürü Ahmet Ünal Arıca, kurum ikinci müdürü Abdullah isimli ikinci müdür sürekli düşmanca yaklaştılar. Biz almamız gereken B vitaminini almadığımız için açlık grevindeki etkileri daha hızlı bir şekilde hissettik. Daha fazla sağlık sorunları yaşadık. Örneğin bende sürekli baş dönmeleri, baş ağrıları oluyordu. Denge kaybı oluyordu. Onun dışında Rezan da sürekli hala, Rezan bugün süresiz açlık grevinin 139. gününde sürekli kalp çarpıntıları yaşıyor. 43 kilo kalmış durumda. Vedat yine 43 kilo kalmış durumda ve artık yüz mimiklerini kontrol edemiyor. Sol kulağı şu anda Vedat'ın duymuyor. Yani aslında Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi İdaresi Adalet Bakanlığı'yla, savcılıkla bir olmuş arkadaşlarımızı, grup yorum emekçisi arkadaşlarımızı öldürmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bugün Buca Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde grup yorum emekçisi Cem Dursun, süresiz açlık grevinin 173. gününde, Oktay Kelebek yine süresiz açlık grev direnişinin 173. gününde yaklaşık 30 kilo verdiler. Çok ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Oktay Kelebek vücudunda kararmalar, ciltte kararmalar, lekeler, baş dönmeleri, baş ağrıları sürekli bunları yaşıyor. Denge kaybı. Yine Cem Dursun da öyle. Çok ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. O da yaklaşık 30 kilo vermiş durumda. Yani arkadaşlarımız kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve başka bir hapishaneye sevk olma talebiyle süresiz açlık grevindeler. Başka bir hapishaneye sevk olma talebi gayet makul, karşılanabilir bir talep. Ancak arkadaşlarımız 40 kilolara kadar düştü ve sağlık durumları çok kritik. Artık hayati risk taşıyorlar. Şu anda bakanlık gün gün arkadaşlarımızın erimesini, ölmesini izliyor aslında. Hapishane idareleri de suç işlemeye devam ediyor. Örneğin Kırşehir Hapishanesi İdaresi Adalet Bakanlığı'nın sorduğu soruya Rezan'ın ve Vedat'ın 57 kilo olduğunu, sağlıklarının gayet iyi olduğu şeklinde yanıt veriyor ve yalan söylüyor. Bu yalanı söyleyerek aslında hem suç işliyorlar hem görevlerini kötüye kullanıyorlar. İşkence suçunu işliyorlar ve cinayete teşebbüs ediyorlar. Arkadaşlarımızı kasten öldürmeye çalışıyorlar şu anda orada. Yani şimdi açlık grevleri sürüyor.
Daha önce de ölüm oruçları olmuştu. Nurettin Kaya ölüm orucunda zafer kazandı. Cemil Kurt Alişan Gül süresiz açlık grevini kazandı. Bugün yine bir Özgür Tutsak daha süresiz açlık grevinde. Antalya'da yine Kuyu Tipi hapishanede bulunan Ayberk Demirdöven süresiz açlık grevinin 3. gününde. Yani bu Kuyu Tipi hapishaneler hiç kimsenin barınamayacağı, aslında hiçbir tutsağın barınamayacağı hapishaneler. Çünkü hiçbir insana uygun değil. Yani 5 adımlık bir hücre, güneş yok, su yok, hava yok, insan yüzü yok, insan sesi yok. Bir tabuta atıyorlar sizi ve bu emperyalizmin aslında devrimci tutsakları teslim almaya yönelik bir politikası, bir saldırısı, tecrit ile teslim almaya yönelik bir saldırısı. Bunun yanı sıra aslında halka da bir gözdağı. Yani diyor ki adalet mücadelesi verirseniz, yoksulluğa, açlığa karşı mücadele ederseniz ben sizi böyle kuyulara, böyle tabutlara gömerim diyor devlet. Böyle bir tehditte bulunuyor. O yüzden bugün aslında bu ölüm oruçlarına, süresiz açlık grevine herkes ses vermeli. Çünkü bugün bu açlık grevlerine, kuyu tipi hapishanelere ses vermezsek, kuyu tipi hapishanelere karşı çıkmazsak yarın kendine aydın, demokrat, solcu diyen herkes bu kuyu tipi hapishanelere atılacaklar. O yüzden herkesi kuyu tipi hapishanelere karşı birleşmeye, süresiz açlık grevi direnişçilerinin sesine ses olmaya çağırıyoruz. Arkadaşlarımız gün gün eriyorlar, gün gün ölüyorlar. Kimse buna sessiz kalmamalı. Halkı teslim almaya yönelik, devrimci tutsakları teslim almaya yönelik bu insanlık dışı kuyu tipi hapishaneler kaldırılmalı, kapatılmalı.